Merhabalar. Saman altından su yürütmek deyimi. Anlamı nedir? Nereden geliyor? Ve bir örnek. Köyü ortadan ayıran bir ırmak varmış zamanında. Köyün sağ tarafı ırmağın suyunu bir gün kullanıyorsa, ırmağın sol tarafı da suyu ertesi gün kendi tarlalarına verebiliyormuş. Ama bir köylü uyanıklık yapmış, bir kanal açmış. Derin bir kanal kazmış kendi tarlasına doğru ve üzerine böyle samanlarla, saman balyalarıyla doldurmuş. Tabii ki onun tarlası sürekli sulanıyormuş ama fark edilmiyormuş da üzeri samanlarla örtülü olduğu için. Yani saman altından su yürütmek ağır bir suç değil ama sinsice, gizlice iş çevirmek diyebiliriz. Bir örnek verelim. Mesela Milli Eğitim Bakanlığında çalışan, milli eğitimde çalışan bir öğretmen kendi öğrencilerine özel ders veremiyor, değil mi? Ama bakıyor ki diğer öğretmenler, o böyle sürekli zenginleşiyor diğer öğretmen ve özel derslere gittiğini anlıyorlar. Ki bence sakıncası yok. Herkes boş zamanını para kazanarak değerlendirebilir. Tüm öğrencilerine eşit olmak kaydıyla diyeyim tabii ki de. Bence eşit de olur. Olur. Çünkü kendi öğrencisinin ne kadar başarılı olduğunu, kendinin özel birebirde nasıl kaliteli bir eğitim verip veremediğini bir öğretmen gözetmek ister. O yüzden herhalde sınav sorularını önceden vermez, sınavda çıkacak sorulara yönelik bir ders vermez. Gerçekten dersi sevdirir. Ben %90 bu şekilde olacağını düşünüyorum. O yüzden de özel derslere kesinlikle karşı değilim. Her neyse, diğer öğretmenler özel ders verdiğini bildikleri kişi için böyle diyebilir. O ne saman altından su yürütendir, sen bilmezsin. Akşamları hep özel derse gidiyormuş diyebilir. Yani işte saman altından su yürütmek cümle içinde de bu şekilde kullanılabilir. Evet, umarım anlatabildim. Zaten biliyordunuz belki de. Görüşmek üzere, sevgiler.